Bu yönüyle de arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Başkanı Masis Yontan, Bolu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen toplantıya katılmak için Bolu'ya geldi. Bolu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nda düzenlenen toplantıya TÜRMOB Genel Başkanı Masis Yontan, Bolu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Yüksel Ceylan, oda üyeleri ve Mali Müşavirler katıldı. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Tabii mesela Ulusal Başkanı aynı zamanda TÜRMOB'un Mevduat Tarık Komiseri üyesi. Bu geçici verginin 4 dönemden 3 döneme toplantı öncesinde açıklamada bulunan TÜRMOB Genel Başkanı Masis Yontan, yeni seçilen oda yöneticilerini tebrik etmek ve meslek sorunlarını konuşmak için bir araya geldiklerini kaydetti. Meslek mensuplarımızdan hem yeni seçilmiş oda yöneticilerimizi kutlamak, hem de meslektaşlarımızla oturup meslektaşlarla mesleki sorunlarımızı görüşmek, dertleşmek ve bunlarla ilgili görüş ve düşüncelerimizi hem meslektaşlarımızın görüş ve düşüncelerini ama hem de yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı, neden yapamadıklarımızı da meslektaşlarımızla görüşmek için Bolu'dayım. Masis Yontan, meslekte yaşanan sorunları aktararak mesleğin geleceği konusunda bilgilendirme yaptı. Şu anda ülke çapında 71 ilde ve 6 büyük ilçede olmak üzere 77 tane serbest muhasebeci mali müşavirler odamız var. Bu 77 serbest muhasebeci mali müşavirler odamızda 109 bin civarında meslek mensubumuz mevcut. Bolu odamızın da 332 üyesi var. Bu 109 binden 332 Bolu'da, burada. Ayrıca 8 büyük ilde de yeminli mali müşavir odalarımız var. Bu odalarda da şu anda 4800 civarında yeminli mali müşavir kayıtlı. Yani toplam 113 binin üstünde geniş bir aileyiz. Masis Yontan konuşmasının sonunda meslek olarak saygın olduklarının altını çizdi. Beni kalkındıracak, dünya ülkesi yapacak, dünya ile yarıştıracak bir ülke olacaksam önce eğitim sistemimde dünyaya ayak uydurmam lazım. Ve bunu anaokuldan başlatmamız lazım. Üretim kültürünü, paylaşım kültürünü, dürüstlük kültürünü, ahlaklı olma kültürünü anaokuldan başlatarak bunu tüm eğitim hayatımızda bunu yaşam şeklinde haline getirmemiz lazım. Bir defa en büyük sorunumuz eğitim. Bunun dışında meslekte de aynı bu eğitim geçerli. Yani şu anda buradaki 332 meslek mensubunun her biri listeden sonra baktığımız zaman 9 sene. 9 sene okuduktan sonra ancak bir mali müşavir olunabiliyor. Bir yeminli mali müşavir olmak için 19 sene okumak lazım, çalışmak lazım. Yani biz çok uzun süreçlerden geçiyoruz. Bolu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Yüksel Ceylan ise mesleki konularda konuşmak için genel başkana davette bulunduğunu söyledi. Genel başkanımız lütfetti, bizleri ziyaret etti. Ben de değerli meslektaşlarımı buraya davet ederek genel başkanımla şöyle bir mesleki konularda bir sohbet edelim dedim. Odamız 1990 yılında kuruldu. Ben de kurucu yönetim kurulu üyesiyim. Yaklaşık 9 yıl bu odada hizmet ettim. Sonra da arkadaşların teveccühüyle 3 yıl daha hizmet ettim.